Onay geçmesine rağmen herhangi bir şekilde hazırlanmamış olan iddianameler bizim açımızdan elbette ortada bir suç soruşturmasının olmadığını, hukuki bir sürecin yürütülmediğini açık bir biçimde göstermekte. Gazeteciler gözaltına alındığında, sonrasında savcılıkta ifade verdiklerinde, sorgu hakimliğinde sorgulandıklarında olmayan gizli tanık aradan yaklaşık 6 ay sonra 31 Aralık 2022 tarihinde savcılık tarafından oluşturulmuş ve bu şekilde dosyada olmayan bir gizli tanık yaratılmıştır. Gazetecilere yönelik bu soruşturma ya da bu operasyon aslında bu gizli tanık üzerinden şekillenmemiş olmasına rağmen 6. aydan sonrasını bunun üzerinden şekillendirmeye çalışan bir savcılık söz konusu. Ki bu bize olayın farklı bir boyutunu anlatıyor aslında. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, HDP'nin sürecinde hazine yardımının kesilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu başvurunun reddi üzerine resmen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda gazetecilere ilişkin gazeteciler ve gazetecilerin programlarında konuk ettiği siyasetçilere ilişkin ısmarlama bir gizli tanık siparişi vermiştir. Söz konusu gizli tanık da mesai saatleri olmayan ve yılbaşının arifesi olan 31 Aralık 2022 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dinlenmiş ve aslında sadece 3 sayfadan ibaret dosya özeti geçmiştir. Yani bu gizli tanığa beyanları dosyanın sadece özetinin somutlaşması açısından imzaya kavuştuğu bir belge niteliğindedir. Bunun ötesinde de herhangi bir hukuki niteliği bulunmamaktadır açıkçası. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sipariş edilen gizli tanık beyanı alındıktan sonra söz konusu gizli tanık beyanı ile birlikte HDP'nin hazine yardımı kesilmiş ve bu dosya, gazeteciler dosyası açısından da sadece Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değil, aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve paralelinde Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma olduğu da ortaya çıkmış oluyor.